Bayburt'a gidip geliyorum. Her sene gidip geliyorum. Ve işim gereği, mesleğim gereği yani Bayburt'a öyle gelip geçmiyorum. Aksine inceliyorum, araştırıyorum, anlamaya çalışıyorum, okumaya çalışıyorum. Ve bu 30 yıl bana şunu gösterdi. Bayburt'un hakikaten yani çok önemli bir kent, kadim bir kent. Ancak kültürel değerleri, tarihsel değerleri, insani değerleri yeterince sahiplenilmemiş. Bunun birçok sebebi var. Ya bundan herkes sorumlu. Yani hiç kimseye ayırmıyorum. Ben kendim dahil. Ama biz yine de bu değerlerin yarına taşınması anlamında bir şeyler yapabiliriz. 40 fotoğraf projesi de 40 fotoğraf üzerinden insanların o Bayburt'ta yaşayan, Bayburt'a dokunmuş, geçmişte Bayburt'ta yaşamış, Bayburt'la bir şekilde bağı olan insanların yaşadıkları, bu dokundukları kentleri nasıl görüyorlar, nasıl hissediyorlar, nasıl algılıyorlar, nerelerini eleştiriyorlar, neden seviyorlar, bütün bunları anlatan böyle belgesel bir çalışma yapmak istiyoruz. Yani 40 fotoğraf projesi aslında edebi bir proje değil. Dolayısıyla herkes katılabilir. Yeter ki yazmak istesin, bir şeyler söylemek istesin. Herkesin katılabileceği bir proje. Yani sonuçta Bayburt'a ait 40 fotoğrafa bakıp buradaki insanlar, Bayburt'taki arkadaşlarımız, Türkiye'nin yurt dışında, Türkiye'de başka arkadaşlarımız katılacaklar ve o fotoğraflara, Bayburt'a ait fotoğraflara bakıp ne istiyorlarsa, ne hissediyorlarsa, ne düşünüyorlarsa bunları yazacaklar. Sonra biz o yazılan metinleri toplayıp bir kitapta belgeleyeceğiz ve tarihe diyeceğiz ki 2015 yılında ya da 16 yılında Bayburtlular şu meslek gruplarından, şu insanlar, şu sosyolojik yapıya sahip insanlar kentlerini böyle algılamışlar, böyle düşünmüşler diye düşün tarihimizi, yazın tarihimizi bir nebze belgelemiş olacağız. Proje özetli bu. Aslında insanlık tarihine baktığımızda en çok eksik olan da insanların ne düşündüğünün tarihi. Hafıza eksik. Evet, hafıza çok eksik. Mesela bir sürü videolara bakıyorum ben, geçmişten insanlar o kadar güzel, o kadar değerli şeyler söylemişler ki ama bunlar çok az kayıt altına alınmış. Söz uçuyor biliyorsunuz, yazı kalıyor. İşte böyle bir proje. Kabaca özetleyeyim. Sorularımız varsa bunun üzerinden projeyi açabiliriz. Bir sayfamız var internet üzerinde. Bu sayfa üzerinden işte bu fotoğrafları paylaşıyoruz. Fikirlerimizi paylaşıyoruz. Herkes fikrini söylüyor. Yani dolayısıyla bu projenin şeyi de yok. Yani bir öznesi ben değilim. Aslında katılan herkes çok eşit düzeyde. Öznesi yani çok birlikte yürüteceğimiz kolektif bir proje. Herkesin parçası olacağı, sahibi öznesi olacağı bir proje. Var olan fotoğraflar üzerine mi yorum yapacak? Evet. Yoksa evet, 40 tane fotoğraf seçtik. Fotoğraf yarışması değil. 40 tane fotoğraf seçtik ben arşivimde. İşte bu 30 yıllık dokümenter çalışmamdan 40 tane fotoğraf seçtim. Bunları da işte üniversiteden, hocalardan falan destek aldım, hocalarımdan. Ya yani önlerine bir sürü Bayburt fotoğrafı götürdüm. Arkadaşlarıma sordum, grafikerlere. Ya bu meseleyle haşır neşir olan insanların seçtiği, oylarıyla seçilen 40 tane fotoğraf var. Ancak fotoğrafların vatandaşı nerede görecek? Ha, bu internet, bunları internet sayfamız var. İnternet sayfamızda duruyor bunlar. 40 fotoğraf üzerine yazılar nerede diye. Nerede basıp belki sergileyebilirsin. Basıp da mesela derneklerde o fotoğraflar görülüp de şimdi, insanlar yorum yapıyor. Şimdi şöyle tabii, yani hani burada şey sıkıntısı olabilir. Yani derneklere götür, as, bilgileri topla, bak, et, o fotoğrafları sergile. Bu çok zorlaştırıcı bir şey. Biz işte Bayburt Postası'nda tekrar sizin gazetenizde bunu tekrar duyurusunu yaparız. Böyle bir proje var, katılmak isteyen katılabilir deriz. Zaten şu anki rakamımız da aslında çok çok iyi yani. Normal benim beklediğimde çok çok üstünde. Çünkü bu proje yani bir başlangıç. Belki ikinci ayağını 1930'ların, 40'ların, 50'lerin, 60'ların, 70'lerin eski fotoğraflarını derleyip onların üzerinden yazarak devam ettirebiliriz. Bir sonraki projede bir başka fotoğrafçının fotoğrafları yapılabilir. Bir başka fotoğraflar seçilebilir. Yani bu başlangıç için 40 tane fotoğraf var. Bunlar internette. Fotoğraflar günümüzün fotoğrafları mı hocam? Yani 30 yıllık Bayburt'ta çektiğim. Son 30 yıldır Bayburt'ta çektiğim. Hepsi size ait. Bana ait. Ya bu seferlik bana ait. Ama bunlar işte böyle
işte Geo dergisinde, Atlas dergisinde, Skylab dergisinde, uluslararası dergilerde, yarışmalarda ödül almış fotoğraflar, yayınlanmış ve ödül almış fotoğraflar. Yani hani kendi fotoğraflarım diye söylemiyorum ama fena değil hocam, fotoğraflar. Yani ya profesyonel. Hocam, şimdi siz insanımız yani çok internet kullanmıyorsunuz yani. Canlı medyayı görselde de çok takip etmiyor. Mehmet Bey'in dediği gibi dernekler açsak bunları daha böyle bir hal bakın ama bakın. Bakın o başka bir şey. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. Biz sözlü olarak, yazılı olarak, medya aracılığıyla, yerel basında duyurduk bunları. Ya eli kalem tutan insanlara bizzat gittik, anlattık falan. Yani derdimiz herkesin yapması gereken bir şey değil. Onun üstünden de kalkamayız. O başka bir şey olur. Bu böyle duyurduk biz. Yine de tekrar duyururuz. Yani gelsin insanlar. Ya yani biz hani gittiğimizde bunun sıkıntılarını yaşarız. İstanbul'da anladığım kadarıyla çok Bayburt Derneği var. Yani her birine fotoğrafları bastır. Hangi kalitede bastıracağız? Bu insan o fotoğraflara bakacaklar. Yazacaklar. Bizimle bağ kuracaklar. Gönderecekler. Bu hani çok şey... Merkezin 4 tane İstanbul'da derneğimiz var bizim. Bağcılar, Esenler, Şirinevler, Avcılar, Çorlu var. Peki böyle genel merkezlere atsak? Tamam, o zaman şöyle yapalım. Genel merkezlere ben size şimdi şeyden sonra adresinizi, mail adresinizi alıyorum. Bir metin gönderiyorum. Bir A3, A4 çıkış alıyorsunuz. Tamam. Onları derneklere asıyorsunuz. Tamam. İlgi duyan insanlar bizimle bağ kuruyor ve çoğalıyoruz. Okey, buna hiç itirazım yok. O fotoğrafların bir toplantı değil ki bu. Bayburt'ta başladılar. Evet. Bayburt'ta bir toplantı yapmışlar. Evet. Yani Bayburt'ta öyle bir şey var. Bir altyapı var yani. Şimdi İstanbul'da da bunun üzerine bir şey yapıyorlar. Aslında çok sayıda şey gelebilir, doğru söylüyorsunuz. Yani teklif gelebilir, şu güzel oldu, bunu yapalım falan diye ama bu da bir elemeye tabi tutulması lazım. Yani neticede bir dergiye konulacak yazıların bir üslubu olması lazım, bir şekli olması lazım. Yani her şeyi kolay kolay koyamadı dergiye, açık söylüyorum. Yani. Ha, edebi bir dil şey lazım tabii. Şey burada özür dilerim, müdahale etmek istiyorum. Aksine ya ben şöyle düşünüyorum. Dergi edebi bir dergi değil. Aksine yani en sıradan, tırnak içinde söylüyorum, özür dilerim, en sıradan. En eğitimsiz, en eğitimli, köyden, köyün ücra köşesinden, Bayburt'un en ücrasından, bir dağ köyünden bir insanın olması bence projeye anlam kadar. Çünkü söylediğim gibi biz o coğrafyada yaşayan insanların nasıl düşündüğünü belgeliyoruz. Edebi metin yapmıyoruz. Dolayısıyla hani şey yapmıyoruz böyle, hani elemiyoruz kesinlikle. Hiç elemiyoruz. Ama şeyde eliyoruz, hani sayı konusunda eleyebiliriz. Çünkü biz bir dergi değil, bir kitap yapıyoruz, albüm. Fotoğraf albümü. 40 tane fotoğraf basılacak içinde ve bu bütün yazılan metinler değerli toplu bir şekilde basılacak. Bu bildiğimiz kütüphanelerde, yayın evlerinde falan olabilecek kalitede bir kitap olacak. Ya prestij kitabı olacak aynı zamanda. Benim bir önerim var. Tabii. Zaten tartışıyoruz her şeyi. Evet. Şimdi bu projenin adıyla ilgili adı yeteri kadar ne yerel ne kapsayıcı. 40 fotoğraf. Kimliği yok. Yani bu şey de olabilir, Mardin de olur, bilmem bir başka yerde olabilir. Adına ben bir Bayburt, yani 40 fotoğraf yine olsun. Ama başında Bayburt'la ilgili ya da bir Bayburt'a ait bir gönderme yapmak lazım. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani 40 fotoğraf, nereden 40 fotoğrafı? Biz eğer ona da, bu projeye de bir görev yükleyeceksek ben hep öyle o açıdan bakarım. Yoksa niye buraya gelip hepiniz zaman harcayacak? Şey evet. Yani buna bir görev yükleyeceğiz. O da Bayburt odaklı o görev, doğru mu? Doğru. Yani bu 40 fotoğrafın başına Bayburt'la ilgili yani ortak akılla bir şey buluruz. Bir şey eklemek lazım. Yani Bayburt'un 40 fotoğrafı mı? Yani ya, dediğim gibi tartışırız, buluruz bir şey sonuçta. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bir öneri. Şimdi düşlediğim Bayburt'u mu yazacaklar? Yani fotoğrafa bakıp fotoğraftan fotoğrafı analizini yapacak adam. Serbest diyor. Bunu herkes analiz yapamaz. Ama yaratıcılık burada. Ne kadar güzel diyor ki. Da. Serbest. Şimdi ben fotoğraflara baktım, 40 fotoğrafa tamam. Ama benim düşümde Fatih bir Bayburt var. Tamam, onu yazın. Düşlediğim mesela, düşlediğim Bayburt diye tamam. Bir başlık atılsa. Sen onu, evet. Yani ha. Ayrı bir şey bu olabilir. Ama sınırlamak da istemiyorum. Yani düşlediğim Bayburt diyerek, o fotoğrafa bakıp bu fotoğrafta şunlar olmalıydı mı yazılacak?
Ve yazanlar işte her sıradan birini yazacak, yarışma yapacaksa. Yok yarışma yok. Yok yarışma yok. Evet. Eleme diye bir şey yok. Yelpazenin güzelliği şurada bak söyledi. Eğitimli eğitimsiz. İyi yazan kötü yazan. Yani o duygularını aktarsın. Herkes aklındakini, kafasındakini. İster yani. Eleştirel yaklaş, ister methederek yaklaş. İster özlemle yaklaş, doğru mu? Kesinlikle. İster öykü yaz, şiir ister, yaz. Evet, fotoğrafa evet. İki satır da yazı. İki satır da yazabilir. Evet. Yok i̇ster. Orada şöyle bir standartımız yok. Çok özür dilerim. Yani hani roman yazarsa çok başından çıkamayız. Herkes hepimiz roman yazarsak. İşte bir iki sayfayı geçmeyecek. A4, evet. Bir iki sayfalık A4'ü geçmeyecek. Ama bir cümle olabilir, bir deyiş olabilir, bir şiir olabilir, bir öykü yazabilirsiniz, anılarınızı yazabilirsiniz. Yani fotoğrafa bakacaksın. O fotoğraf sen ne hissettiriyorsa, ne çağrıştırıyorsa, o fotoğraf üzerine ne söylemek istiyorsan yazıyorsun. Bu. Ama peki üstad şey yapmaz mı? Peki her cümle düşüklüğü... Onları düzeltiriz tabii. Onları tabii. Sonra etmek gerekir. Orada heyetimiz olacak. Redakte heyetimiz düzeltecek. Yani, onları biz yapmalıyız. Yoksa... Suat Bey, şu saatten yayını düzeltelim mi o zaman? Çok güzel. Bu arada Ahmet Bey'in söylediği çok doğru. Biz Bayburt toplantısında da bu konu gündem maddesi oldu. Evet, bir isim mutlaka olmalı ve bu isim hani biz bütün ya evrensel bir kitap yapıyorsak başka insanları da ilgilendirecekse isminin de bu minvalde olması gerekir. Zaten ilk paylaşımda söylemişti. Yani bu bir öneri ad demişti. Evet, evet. 40 fotoğraf yani evet, yazılar bir öneri. Evet, tabii. Yani saptanmış, yani. Şey değil, kesinlikle. Başlık değil. Aslında 40 kalabilir. Ben diyorum onun önüne. Yani ama çok anlamlı. 40 fotoğraf üzerine yazılar çok anlamlı. Ama bunun alt başlığı olur ya da üst başlığı olur. Bayburt'tan işte 40 fotoğraf. Şey yapalım mı? Evet, bir şey olabilir. Sadece Bayburt 40 fotoğraf. Ama 40 fotoğraf üzerine yazılar bana göre... Çok fotoğraf, anlamlı. Fotoğraf üzerinde Bayburt yazıları falan olabilir. İşte öyle bir şey yok, olabilir. Yani çünkü çok anlamlı bir bütünlüğü var onun. 40 fotoğraf üzerinde yazıların çok anlamlı bir bütünlüğü var. Ama onun önü doldurulabilir, altı doldurulabilir, bir şey çıkabilir. Kenan abinin söylediği yani, çok uygun bence. Yani böyle 40 fotoğraf üzerinde Bayburt. Bazı yazıların bütün mitolojiden beri bütün rakamların bir kutsiyeti varmış. 3, 7, 40 gibi. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Doğru mu? Şatırını isterseniz katılın. Şöyle. Mesela, fotoğraf 40 tane de yazı 150 tane. 21 var. Tabii. 40 fotoğraf, yani 40 rakamının gerçekten bu topraklarda, bu coğrafyada, evet. Anadolu'da ve Mezopotamya'da gerçekten binlerce, on binlerce yıldır, ya binlerce yıldır gelen bir simgesel değeri var. Değeri var. Birçok şeye bunu biz atfederiz. Yani çok, kırklar. Kırklar var. Kırk aramlar, kırk satır. Ama Bayburt içinse şöyle bir anlamı var. Bayburt, 40 enlem ve 40 boylamda olduğu için evet. Biraz da biz ona bu arada çok özür dilerim. Bakın kayıt yapıyoruz. Bunları çözümlerken çok zorlanıyorum. Yani sırayla konuşursak ve birbirimizi dinlersek. Makineye bakabilirsek bir saniye. Niye makineye baksın? Makine bize baksın. Kendi siz bir şey söylüyordunuz galiba buradan. Siz bir şey mi söylüyordunuz? Ben evet, şey diyorum yani evet. Kırkla alakalı. Kırk çeşmeler. Evet. Efendim. Kırk satır. Kırk fuarlar. Kırk satır kırk. Evet. Tabii. Kırkına evet. Kur'an okumak. Kırkına Kur'an okumak. Bayburt'un kırk ruhuna belki. Fatiha. Niye kırk dedin? Ya niye kırk? Bir amacı bir nedeni olmalı ya. Herkes bir İsa'yı yaşamak. Kırkı çıkmak. Bebeğin kırkı çıkması. Bilimsel yaklaştınız. Ya öyle bir şey oldu. Evet ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Şimdi ben... Partinizden ben sözünüzü kesmeyeyim. Müsaade isteyelim. Estağfurullah. Tabii. Amacınız öğrendi, çıkartıldık. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ben neşeye çıkacağız. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Hoşçakalın. Güle güle. Suat Bey bu olmadı. Şey, o fotoğraf güme gitti. Bir daha çekmek lazım.
biz... gidişatsa bazen müdahale edilemiyor. Evet. Bir daha daha iyi, doğal olmuş olur. Hadi, iyi akşamlar. İyi akşamlar, güle güle. Pardon. Ben özür dilerim. Tekrar hepinizden bir kez daha özür dileyerek moderatörlük de yapmak istiyorum. Ali Kemal Bey'den sonra siz. Buyurun. Şimdi ben bu olay bir yıldan fazla oluyor değil mi? Evet. Başlığı. İlk yayın paylaşıldığında ya büyük bir heyecanla karşıladım. Niye? Çünkü Engin Bey'in söylediği gibi düşüncenin tarihi henüz daha tam yerine oturmuş değil. Ama düşüncenin tarihinden çok benim önemsediğim toplumsal hafıza. Bu çok önemli. Bizim toplumsal, Bayburt bazında ele alıyorum, toplumsal hafızası maalesef kayıt altına alınmamış. Geçmişte yaşanan bir takım olaylar bugün anlatıldığı zaman bize efsane gibi geliyor. Eğer bunlar kayıt altına alınmış olsaydı, bugün bizim çocuklarımıza, torunlarımıza aktaracağımız sözle değil, belgelerle de şeyler olacaktı. Ben bu etkinliği o yönden ele alıyorum. Bayburt, bu 40 fotoğrafın 40'ını da, hatta sonradan bir tane daha eklendi, 41. 41'ini de sanatsal gözle değerlendirecek bir yeteneğim yok. Yani ben resimden pek anlamam, resmin inceliklerinden anlamam. Ama resmin bende oluşturduğu duyguları çok yoğun bir biçimde yaşayarak 40'ını da inceledim. Bir yıldır da inceliyorum. Her biri üzerinde de kendimce bir şeyler yazdım ve gönderdim 40'ına da. Bu etkinliğin bu aşamadan sonra teknik yönden değişik boyutlara taşınmasının yarar getireceğine inanmıyorum. Şöyle yarar getireceğine inanmıyorum. Çünkü bir şeyler oturdu, bir şeyler oluştu, bir şeyler yan yana geldi. Üzerinde toplantılar yapıldı, görüşler getirildi ve bir altyapısı oluştu. Bunun elbette bir takım eksikler olacaktır. Sanatsal bir etkinlik, bu sanatsal etkinlik her zaman eksiklikler içerir. Yapmamız gereken bunun, bu etkinliğin somutlaştıktan sonra ikinci aşama diyorsunuz, üçüncü aşama. İşte o aşamalarda daha diler gidilmesi. Şimdi bu 40 tane fotoğraf çıktı. Ahmet Bey'in dediği gibi adı üzerinde zaten Kaban Bey'in de sıkıntısı vardı. İlk paylaşımda söyledi. Yani bu önerilmiş bir addır dedi. Üzerinde konuşulabilir. Çünkü bütün paylaşımlarını ben dosyaladım. Dosyamda duruyor yazdıklarını. Peki ne diyorum? Ben diyorum ki bu etkinlik Haziran'daki şeye yetiştirilecekti değil mi? Öyleydi tasarımımız. Evet, evet. Haziran'daki Dede Korkut şenliklerine yetiştirilecekti. yetişmedi. Artık fazla ertelenmesin diyorum. Evet. Ertelendikçe mayalaşma ekşiyor. Öyle değil mi? Mayalaşma ekşidikçe bu. O halde de evet. O zaman evet. Çünkü çok güzel şey hocam, evet, çok evet. Güzel bir şey çıktı ortaya. Herkes bir şey katkıda bulunuyor, bir şeyler koyuyor ortaya. Bunu Engin Bey, artık bunu somutlaştıralım, sonuç haline evet, getirelim. Söyleyelim. Yanılmıyorsam belediyeyle falan, Bayburt'ta evet. Falan da konuştunuz, girişimleriniz oldu. Sonuçlar nedir bilmiyorum ama girişimlerinizin olumlu olduğunun izlenimi var bende. O zaman bu tam bu hale gelmişken Türkmen diyorum ki bir an önce hemen hemen derken yani İvedi'ye getirip de sakatlamak yanlış. Ama bir an önce projeyi sonuçlarda çok da yarar var diye düşünüyorum. Ben bu seneki şeylere yetiştirelim. Evet. Kesin yetişmesi lazım. Yetişmezse
kendimizi üzmüş oluruz. Projeyi üzmüş oluruz diye düşünüyorum. Bir şey daha hatırladım bu arada. Pardon. Tabii buyurun abi, devam edin siz. Siz ilk söz aldınız. Şeylerin resimlerin altına yazılacak yazı, işte bu resmi seçip de bunun altına yazayım diye şey yok. Türk fotoğrafı seçip bakıyorsun. Hangi size herhangi bir şekilde ilham veriyorsa onu tabii yazın. Tabii. Kısa, uzun, şiir, yazı, her neyse. Söz. Yazılıyor yani. Evet, 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 aynen öyle. Mail olarak mı atıyoruz? Buyurun. Ben bir düşüncem de şimdi bu 40 fotoğraf size ait değil mi? Bana ait, evet. Şimdi bu daha genel olabilmesi için diğer fotoğrafçı arkadaşların fotoğraflarını olsaydı. Ya bunu yapma, şimdi bu başka bir tartışma konusu. Sizin fotoğraflarınız üzerinde yorum yapılmasını istiyorsunuz. Ya bakın, benim fotoğraflarım meselesini unutalım. Yani öyle söylüyorum. Hayır, 30 yıllık bir birikimin ürünü. Ben orada sadece tesadüf benim. Bir başka fotoğraf da olabilirdi. Bir başka fotoğrafçının da olabilirdi. Yani bunu zaten bunu yapardı ardı arkası kesilmez. Dediğim gibi biz böyle bir şey yaparız. Yarın başka bir fotoğrafçının fotoğraflarını alırız. O katılır. Ya da bir sonrakinde bir yarışma yapar. Yarışma sonucu 40 fotoğraf seçer, bunların üzerine yazabiliriz. Bunların önü açık ama bu bir başlangıç olarak seçilmiş fotoğraflar. Hani bunu tekrar konuşur tartışırsak fotoğrafı içinden çıkamayız yani. Fotoğrafı yorumlamayacaksın sen, buyurun. Mehmet. Hocam, yani pardon, bir şey söyleyeyim, bir cümle. Ben kendi objektif... açımdan şey etmiyorum, önemsemiyorum yani, vatandaş açısından. Tamam, vatandaş. Ben bir fotoğrafı Facebook'a attığımızı düşünelim. İşte ben bir fotoğraf, Photoshop çalışması yaptım, elini kapan altına bayağı bir yazı döşedi. Canım sıkılıyordu. Fotoğrafta işte Bayburt'un saat meydanına, bilmiyorum fotoğrafı diğer arkadaşlarına göre var mı? İşte büyük binalar 2040 Bayburt'u yaptı. Hatta bir tane de Afrika'dan bazı binalar işte eski binalar olarak benzeterek yaptım. Onu yayınladım. O güzel olmadı diye sildim onu. Arkadaş da işte kime hizmet ediyorsunuz Bayburt'a? Yani sonuçta o fotoğrafa bir yorum yapıldı. Başka arkadaşlar da yorum yaptı. Bu kültürel açıdan baktı. Diğer arkadaşlar Bayburt'un zenginleşmesi, insanların nüfusun çoğalması açısından çeşitli yorumlar yapıldı. Yani tamam oğlum, burada, gibi bir şey. Buradaki mesele fotoğrafa bakarak yorum yapmaktan çok, yani benim düşüncem, ya burada düşüncemi ifade ediyor. Bayburt'un nasıl düşlediğini insanımızın yazması. Yani mesela 30 senelik fotoğraf derken işte 15 sene, 20 sene önceki bir fotoğrafla 15 sene sonra çekilen aynı yerden, aynı bakış açısından çekilen bir fotoğrafı başkan mı gelsene? Gelsene başkan, nereye? Bu aradaki değişiklikte Bayburt'ta nelerin geliştiğini veya vatandaşın Bayburt'un nasıl düşlediğine yönelik bir çalışma olsa. Tamam işte. Hani sizin çalışmanızı aksatmak açısından söylemiyorum da buradaki fikrimi... Ya fotoğraflar sadece orada bir şey, model, ya konu manken. Evet. Yani bir anlamda sen her fotoğraftan illaki bir fotoğrafı eleştirmeyeceğiz veya de onu yorumlamayacağız. Ya işte vatandaş onu öyle yorumlayabilir. Yani fotoğrafı koyduk, bu fotoğrafı eleştiri mi yapacak? Her şeyi yapabiliriz. Burada müdahale etmek istiyorum. Ya çok özür diliyorum. O yerden yere vur. Çok özür diliyorum. Bak Mehmet Bey. Ben bu şu an sabote, tırnak içinde söylüyorum, sabote ediyorsunuz. Çünkü neden? Evet. Yani böyle sabote etmek üzerinden bakarsak bu konuya, işte o fotoğrafçı niye girmedi, bu niye girmedi, bu niye girmiyor, ben ne yazdım? Ya böyle düşünmeyelim lütfen. Ya bu biraz hani burada, bu proje aklı başında, biraz daha böyle hani ayakları yere basan, bu mesele oturmuş, konuşmuş. Yani bir başka fotoğrafçı niye yok? Niye onlar olmayacak? Onu yani yok, bunları hayır, bunlar çok hani, bunları çok konuşursak işin içinden çıkamayız. Bir dakika. Moderatör nasıl olacaktı? Tamam, ben moderatörüm değil mi? Zamanında söz var, kendine söz var. Tamam, buyurun. Müsaade ederseniz efendim, her şeyden önce bu tip teşebbüslerin hepsini benim şahsen destekliyoruz. Evet. Bu işte emeği geçen herkesten, başka şeyler de dahil olmak üzere. Bayburt üzerine yapılan her şey bir emektir. Bu emeği kim harcıyorsa, gazeteci de olabilir, sporcu olur, folklorcu olur, efendim Kenan abinin, Kenan abi olabilir, işte ressam olabilir. Yani herkes bir şeyler vermiş şu ana kadar. Bunları yad ediyoruz, şeref duyuyoruz, saygı duyuyoruz. Yani bu iş başlanmış bir iş. Biz şahsen bize düşen ne görev varsa bu hususta elimize gelen her şeyi yaparız.
Bu detaylardır. Bu işi demin dediğiniz menajim böyle sabote edecek bir durum. Yok yok, bunu samimiyetle söylüyorum. Samimiyetle yapılan bir şey o. Yani tartışma yok. Yani, hayır, sabote etmek kötü bir şey değil. Güzel bir şey. Ben gideceğim. Benim bir başka randevum var. Duygularımı anlatayım. Estağfurullah. Evet, tabii anlatabilirsiniz. Allah razı olsun. Hepinize. Emeğinize sağlık. Buraya toplanan arkadaşlar için de teşekkür ederim. Amaç Bayburt'a Bayburt diye bir şeyler vermek. Ama nasıl verirsek verelim. Herkes çapında bir şey vermek istiyor. Ama ben şunu arz ediyorum. Tabii ki bir Bayburtlu olarak, orada yaşayan bir kardeşin huzur olarak mantıklı ve aklı selim bir olan şeyleri. Böyle hizi bir şeyi ortaya getirip, yani bir şey yapıyorum diye hizip yapmanın da bir anlamı yok. Yapıcı eleştiri yapılı, istiyorsun değil mi? Evet, yapıcı. Evet. Bunu pozitif yaklaşım. Arz ediyorum. Saygılar sunuyorum. Biz de. Saygı işim var bir. Mesaj geldi, onun için gitmek mecburiyetindeyim. Çok teşekkür abi, ederim. Bülent, biz teşekkür ederiz, geldiniz. Hoş bize geldiniz. Ne görev düşüyorsa. Ya, görev şöyle. Evet. Hepimize, ya evet, dediğim gibi, evet, tekrar edeyim, bu ortak proje. Ben bakmayın şu an hani tesadüf fotoğraflar, fotoğraflar benden oldu diye biraz da böyle bir şey, biraz kafa yordum, biraz tartıştım diye Allah konuşuyorum ama yok, yok, buradaki değil. Herkes tek tek projenin öznesi. Ben yine bir kez daha Mehmet Bey için, yani özür diliyorum, yanlış anladı. Sabote etmek kötü bir şey değil. Sabote etmek farklı bir bakış açısıdır ve o meselenin tartışılmasını sağlar ama ben o olumlu anlamda düşünüyorum. Sabote dedim mi? Yok, kötü bir şey değil. Ama hani buraya takılırsak, yani bu hani bu meseleye takılırsak çok uzar anlamında dedim hani. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir söz almayan bir arkadaşım. Tabii bir şey söyleyeceğim de. Bak, sanatta, fotoğraf sanatında objektif gözü diye bir şey vardır. Yani kişi objektifi kendi gözü gibi kabul eder ve o gözünü yorumlarına göre bir şeyler oluşturmaya çalışır. Bir roman yazarının tümceleri, anlatım tarzı, biçimi bütün yapıtlarında belirgindir. Bu çalışmada da hocamın gözü var. Yani objektif gözü var. Onun bir bütünlüğü var. Oluşturduğu bir silsile var. Bir inceleseniz o fotoğrafları göreceksiniz. Böyle çok güzel, nitelikli bir biçimde ortak bir objektif gözü olduğu ortaya çıkıyor. Bayburt'u da sadece köylü, sadece kentli, sadece okumuş, sadece yazmış olarak da algılamamış. Hocam bizim o konuda... Şimdi bak bir dakika. Eğer buna bu aşamadan sonra mantalite olarak, yapısal olarak, niteliksel olarak bir müdahale olursa o çatı çöker. Hocam, bozulur yani. Ama ikincisini, ikincisinde dediğiniz olur. Yok. İkincisinde olur. İkinci çalışmada, evet, Kenan'ın da dediği gibi at ortaya, Ahmet'in dediği gibi ağzını kır, burnunu kır, doğrudur. Evet. Hocam, ama burada şimdi bu aşamada yöntemle alakalı bir sıkıntı var. Yani ben yanlış algılamış olabilirim. Şimdi bir platform kurulmuş anladığım kadarıyla. Burada Engin Baba'nın fotoğraflarına bizim diyeceğimiz yok. Kalitesinden de tereddütümüz yok yani. Eyvallah. Yani o konuda sıkıntı yok. Şöyle olabilir. Biz bir platform kurduk. İşte 10 kişilik bir platform kurduk. Bu platform fotoğraf sanatçısı Engin Roba'nın 30 yıldır Bayburt'ta çektiği fotoğraflardan 40 tane fotoğraf seçildi. Hemşerilerimizin bu fotoğraflara, şimdi ben haberi yaptığım zaman bir şey yazmayı düşünüyorum. Bu fotoğraflarda yorum yapılmasını bekliyoruz. Yapılan fotoğraflarla ilgili, yani şimdi burada bir şey daha söyleyeceğim. Fotoğraflara yapılan yorumlardan seçilerek bunlar bir kitapçık haline getirilecek. Benim algıladığım bu. Yanlış varsa söyleyeyim. Benim az önce bahsetmek istediğim hani ortak bir çalışma dediği zaman o platform mesela fotoğraf sanatçısı 5 kişi 10 kişi bir araya gelir. Ressam veya fotoğraf eleştirmeni 5-10 kişi bir araya gelmiştir. Bunlar yani katılıp toplantıya yani ortama katılan herkesin birer fotoğrafı olur veya ikişer neyse. Ve onların Bayburtlu'nun çektiği fotoğraflardan 40 tane fotoğraf olur. Bu daha bir, burada bir fotoğraf yarışması da gibi bir şey de olmuş olabilir.
Yani bahsettiğim yok öyle bir yarışma. Ha, şimdi nereden çıkarıyoruz yarışmayı? Ha, o farklı bir şey. O farklı bir şey. Şimdi benim öğrenmek için sorduğum soru cevabını aldım. Yani siz bir platform kurdunuz. platform yok yok öğrenmek. Ben Engin Bey'i bugün gördüm. İddialarımız nedir? İddia geldi. Biz platformdan yok ya. Yani. Bu işte bir platform falan yok. Şimdi biraz daha net konuşalım. Bu iş doğrudan doğruya projenin sahibi de Engin şekillendirir kendisi. Yani hiçbir şekilde ne bizden ne o. Sadece Facebook'ta veya internette yayınladığı şeyler üzerinden bizim ilgimizi çekti veya bizim gözümüze soktu, öyle diyelim. Biz de beğendik projeyi, kendi projesi yani. Bizim ona bir katkımız yok. İşte biz de beğendik, onun altına bir şeyler yazalım dedik. Hesap bundan ibaret. Ve bu haliyle ilgimizi çekiyor. Ha, buna başka bir şey yapacaksak, senin dediğin gibi de olsun. Şöyle de yapalım. Bir daha içeride de Bayburt'ta resim çizmiş adamları, resimlerini toplayıp yazıp altına yazıyor. Çok güzel olur, harika olur. Mükemmel olur. O da bir iş. O da bir iştir. O da ya Bayburt konulu mesela resimleri, fotoğraftı, şiirdi, neyse Bayburt konulu şeylerden. Yok, şimdi mesela anlaşıldı. Daha sonra. Öyle olsun. Engin, bu arada özür dilerim ben bitiriyorum. Engin Bey beni telefonla aradığınız zaman dernekte böyle bir şey yapacağız dediğiniz zaman benim aradığım şu oldu. Dernekteki üyelerimizi işte dernekte bir fotoğraflar dizeceğiz. Oraya gelecek vatandaş fotoğraflarla ilgili yorum ben öyle anladım. Tamam yanlış anladım. Ha, şimdi özür bu anlaşılan bu arkadaş ortamında Engin Bey'in bu çalışmasını biz nasıl destekliyoruz? Kurumu yani. Destek vermeyeceğiz. Şekillendiririz. Destek vermeyeceğim. Ben eleştireceğim. Nasıl şekillendiririz? Destek vermeyeceğim ben. Suat özür dilerim. Sana söz vermeden önce ben tekrar hani konunun aydınlanması anlamında bir iki açıklama yapmak istiyorum. Ben 6 yıl belediyeye sergi açmak için müracaat ettim. 6 yıl arka arkaya aynı insanın sergisi açıldığında ben şu şeyi düşün dedim. Yani niye ben açmıyorum? Hayır öyle tercih etmişti belediye. Saygı duydum. Yani burada aslında benim derdim gerçekten ya kişisel falan değil. Ya böyle bir başladık 40 tane fotoğraf. Yani siz haber yaparken de Engin'in 40 fotoğrafları demeyin. 40 tane fotoğraf deyin. Bunun üzerine yapılan yorumlar kitaplaştırılıyor bir haber yapın. Dahası biz bu projeyi, ya yani ben bu projeyi işte olgunlaştığında eşe dosta tanıda arkadaşlarıma, Bayburtlu büyüklerime danıştığımda falan sorduğumda herkes çok sıcak baktı ve biz bunun haberini Bayburt Postası'nda yaptık aslında. Yani Bayburt Postası'nda işte bütün Bayburt'u duyurmaya çalıştık. Böyle proje var. Herkes katılabilir dedik yani. Suat. Şimdi gerektiği üzerinde durmuştu. Momentinin kaçırılmadan bir an önce ama aceleye getirip de işte birazcık çocuğun fakat kullanmasına neden olmadan bitirilmesi üzerinde durdu. Ben de şimdi o momentten yola çıkarak konuşacağım konu sanırım söz aldıktan, söz istedikten sonra çeşitli arkadaşlar tarafından dile getirildi ve düştü. Yine de söz almışken ben de değineyim. Esasında aynı şeylerin tekrarlanması toplantıları fazla da fayda vermiyor. Şimdi Engin arkadaşımız bir proje yapmış. Eline sağlık. Güzel de bir proje. Buna Ahmet abi isim olarak bir şeyler koyulması gerektiğini söyledi. Ben de Ahmet abiye katılıyorum. Ama projenin ismi değiştirilmeden de olabilir. Değiştirilmeden. Altına mesela evet, parantez içinde olabilir. Evet, aklıma şimdi bir şey geldi, bağışla, çağrışımla. Bayburt'a 41 kere fotoğraf diyebilirsin belki. Konuşabiliriz. Yani. Bu zaten tartışma konusu, açık. Evet. Şimdi fotoğraflar çok güzel, ben fotoğraflara baktım. Kaldı ki çok güzel deme yetkisine de sahip değilim. Estağfurullah. Hepimiz söyleyebiliriz, ne diyorsun yani? Mütevazilik yapıyoruz. Şimdi Mehmet kardeşimizin ortaya koyduğu düşünce de esasında çok ciddi bir düşünce. Ama bu ayrı bir konsept. Evet, aynen. O da güzel bir şey. Katılırım ona da. Bayburt'a politik bakış öneriyor aslında. Diyor ki, Bayburt'un dünü bugün ve yarını. Fotoğrafçı gözüyle bunu koyalım ortaya. Böyle bakarsak zarara uğrar. Ben çünkü öyle algıladım. Ben yani,
Mehmet kardeşinin... Ben niye zararı vuruyorum? Çünkü Bayburt'un bugün onu çok methediyorsunuz. Biz ise çok eleştiriyoruz. Yani, ben ele algıladım, atladım da hemen bu projenin üstüne. onun dışında... Engin'in yapmış olduğu çalışmalara elimizden gelen katkıyı Ahmet abi eleştiri olarak bulunacağım dedi. Katkımı öyle bulunacağım dedi. Özgürüz. Eleştiri olmadan hiçbir ürün doğru bir yola ulaşma şansına sahip değil. Eleştirilmezseniz kendinizi o yanlış alanda, yapıyorsunuz o bölümde, uğraştığınız alanda tek yetkili ve diktatörlüğe doğru giden bir düşünceye sahip olmuşsunuz. Mutlaka eleştiri olacak burada. Benim sözlerim bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Şimdi, ama şöyle tatlı bir eleştiride de bulunayım herkese. Şu toplantı düzenini ve gidişatını uygulamak lazım. Birisi söz aldı mı o sözü verelim. Geçmesin, momenti geçmesin. Fazladan konuşmasın kimse. Kendi adıma söylüyorum. Fazladan konuşmuş oldum. Çünkü siz konuştunuz, ben konuştuğum şeyler. Dışarı çalıp görürsen bilir. Üstad bir şeyler söyleyecektin. Söyleyeceğim vardır mutlaka, evet. Engin Bey benim aynı zamanda Asya'da arkadaşım. Paralarınızı anlatmasak. Biliyoruz üzerine Asya'dan sonra torpil geçme ama başka karşılaştık. Yok. Bu konuyla ilgili yaklaşık bir sosyal medyada paylaşım olmuştu. Sonra kendisiyle de telefonda da görüştük. Bir iki resminin üzerine de acizane dilimiz döndüğü kadar da bir şeyler yazmıştım diye hatırlıyorum. Bu resimlere, bu fotoğraflara olumlu, olumsuz da kendisi de söyledi. Şeyleri hemşerilerimiz yazabilir. Belki siz o fotoğraftan çok etkilenmişsinizdir. 20 yıl önce, 30 yıl önce çekilmiştir. Şimdi o çekilen fotoğrafın olduğu yeri çok daha farklı bir şekilde görürsünüz. Belki o sizi bir hüzne sokacaktır. O günkü durumu çok iyiydi. İşte hepimiz 30-40 sene önceki Bayburt'u arıyoruz ya. İşte o tarihsel dokunun biraz daha muhafaza edildiği şeyi şimdi betonarme binaların çoğaldığından dolayı eleştiriyoruz falan. Belki öyle bir eleştiri getirecek. Belki orada çok bir kelimeyle farklı duyguları Bayburtlar adına ifade edebilecek. Yani eleştiri de olabilir. Buna katkı sunmak lazım. Ama eğer bunu Engin Bey başarırsa bunda bir işin başında bir manevi destek zaten bekliyor. Öyle anlıyorum. Ben yazmanızı çizmenizi... Katkı daha ziyade. Yani. Ondan sonra da bu işi becerildikten sonra da Mehmet Bey'in dediği gibi çok daha belki o 40 fotoğrafın içerisinde olan fotoğraflardan daha başka hemşerilerimizde daha iyi fotoğraflar olabilir. O da bir karma şekilde ikinci birçok işte yazarın kitabının birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, 50. cildinin basımları oluyor. İnşallah bu da istenilen amaca ulaşıp öyle devam eder diye düşünüyorum. Bunu biraz daha Bayburt, mesela işte Bayburt gündem, işte hemen hemen kaç arkadaşımız var Face'de? Benim 5 bin var ama 4 tane şey, 20-30 bin. Ya işte diyelim işte bunu da bir şey yaptığında daha çok fazla kişiye ulaşmış olur. Biz de kendi sosyal kullandığımız sosyal medya içerisinde çok şey yaparsak daha iyi, hiç beklemediğiniz insanlardan çok daha şey fikirler böyle sivri, hoşumuza gidebilecek. Hem eleştiri anlamında, hem meti anlamında fikirler ortaya çıkabilir. Faydalı olacağını anlamda düşünüyoruz. Ben de şahsım olarak bize ne düşüyorsa destek vermeye hazırız. Evet, teşekkür ederim. Şimdi siz Kenan Bey bir şey söyleyecekler. Kenan Bey buyurun. Şimdi bu gönderilen yazılar ya neyse döküman diyelim. Bunlar diğerleri tarafından görülecek mi? Şu an görülmesin, büyüsü bozulmasın diye görülmüyor. Hatta Ali Kemal Bey
hemen fotoğrafın altına yazmıştı. Dedim aman hani büyüsü bozulmasın. Ama o son fotoğraftı. Bundan sonrakileri bana gönderin dedim. Oradan aldım ama diğer arkadaşlar görün. Mail adresimiz var biliyorsunuz. 40fotoğraf@gmail.com diye. Görülmemesi. Evet. Onları alıyorum ben biriktiriyorum. Yani biz de görmeyelim. Muhakkak ben de aynı şeyi söyleyeyim. Evet. Biz bile orada görmeyelim. Büyülü olsun ya. Merak edelim. Herkes evet, merak etsin. Buyur, buyur. O isim olarak çok özür diliyorum. Mesela, işte Bayburt'un orada bir şekilde konulması lazım. Zaten fotoğraflar Bayburt Tacizane benim de ilk etapta aklıma gelen 40 fotoğraf üzerine yazılarda Bayburt diye böyle bir şey. Bayburt yazılıyor. Ben Kenan abinin şey hoşuma gitti. 40 fotoğraf üzerine Bayburt yazılıyor. Hem fotoğrafı çağrıştırmış oluyor hem yazı. Evet, dolayısıyla evet, hem yazımsal olarak hem görsel. Mail adresimiz 40fotoğraf@gmail.com. Evet, evet. Tekrar bunları duracağım. Bu arada bir şey söyleyeyim. Senden önce şu açıklamayı yapayım. Ne diyecektim unuttum. Sen de aklıma gelirse. Fotoğraflar şimdi Facebook'ta yayınlandı. Evet. Onun dışında başka tarafta yayınlanmak daha çok kitleye ulaşabilmesi için ve akabinde de eleştirileri, yorumları alabilmesi için başka bir yöntem daha gerekiyor mu? Öyle bir şey düşündüğünüz gibi. Bence de gerekiyor. Şimdi biraz daha yani fazla. Işte mesela ben şu anda internetten muzdaribim. Yok taşındığım yerde. Öyle mi? Bir hafta sonra olur ama. Yok. Peki. Toplum medyası çok çeşitli ya. Affedersin bitmedi galiba. Ya affedersin. Tamam hocam. Yani lütfen. Onu demek istedim. Yani başka bir yöntem daha düşündünüz mü? Ya da tartışalım mı? Tam da onu diyorum işte. Yani toplum medyası çok çeşitli ya. İG var, şey var. Nedir o? Var. Oralarda da belki iş bittikten sonra proje olduğu gibi orada da yayınlanabilir. 41 tane fotoğraf yazılarıyla beraber. Söz gelin. Yani evet. Facebook. Şey, ama yani, Türkmen Bey şöyle diyor değildi galiba. Hemen şimdi diyordu. Bu an için söylüyor. Siz bir sonrası için. Sonrası için. Toplum medyası tabii herkesin kolay ulaştığı bizim milletimizin asıl. Bir de şu var. Bizim hedef kitlemiz biz değiliz. Bu işte. Ben öyle görüyorum. Öyle, öyle. Biz değiliz. Benim ablam 81 yaşındaki. Bütün insanlığa yapıyoruz yani. Evet. Bayburt'taki yeğenlerim, köydeki akrabalarım. Herkese, herkese. Onun için Mardinli, Urfalı'ya. Medyasıyla zaten Trakyalı'ya, herkese ya. Aralarında duvar örülmüş. Onlara basılı ya da işte ya kitap. Yani senin mesela aldığımız fotoğrafın en ücra köyde görmüşsündür. Siyah beyaz kitabını hatırla. Evet, tabii, tabii. Tabii. Yani, oralara gitmeli. Yani biz ne diyoruz buna? Konvansiyonel baskı. Yani evet, bildiğimiz evet, klasik baskı olmalı. Afiş ya da broşür ya da kitap. Evet. Çünkü toplum medyasını bizim gibi insanlar kullanıyor. Yani. Şeyde Mervet Bey'in dediğine de şöyle bir katıda bulun. Bu bir kere işte şeyden önce mümkünse yayınlayalım da yayınlanmasına çalışalım. Bu Dede Korkut Şenliklerinden önce. Eğer iş tutarsa kendisini belli eder zaten. Evet. Yani bu her sene yayılan bir süre yayınlanan bir şey haline getirilebilir. O öbüründe fotoğraf, öbüründe resim, öbüründe gene fotoğraf. Yahut öbüründe sadece yazıların altına fotoğraf olabilir. Bu da tersi olabilir. Yani Bayburt yazılarının altına fotoğraf olabilir. Yani öyle bir çeşitlemeyle yılda bir şekline sokuluyor. Plan yani bu. Evet. Ama önce bir denemek lazım yani bir şeyi. İyi uğraşıp denemek lazım ki sonuç alabilirim. Eyvallah, teşekkürler. Peki başarılı olursa. Ben bu konuya çok vakıf değilim açıkçası. Bir tevazilik ediyorsun. Evet, estağfurullah. Çok güzel fotoğraflar var. Çok güzel fotoğraflar var. Çok sağ ol. Yani Semih hocam konu hakkında bana bilgi verdi. Fakat bugün bir şeyler daha şey öğrendik. Engin Bey'den ilk defa şu anda tanışıyorum. Fotoğrafa çok uzak olmayan bir adam olarak açıkçası ben de bu projeyi şu an heyecanlandırıcı olarak açıkçası buluyorum. Yani iyi bir düşünce bence. Eminim ki fotoğraflar vesile olacak. Siz insanların neler düşündüğünü, neler yazdıklarını çok merak ediyorsunuz. Ben bu anlamda sanki böyle bir yazı isimle vermiş, sanki böyle bir yazın yayınlanacakmış gibi bir örnek vermek istiyorum mesela. Kendi adıma. Ben 3 yaşında şimdi, Bayburt'tan ben ayrıldım. Tabii 3 yaş öncesi pek bir şey hatırlamam zor. Sonradan bir geldim, bir 8 yaşında bir daha bir geri gittim, bir gezmeye gittim.
O 8 yaşından sonra 23 yaşına gittim askeri, biraz askeri geç gittim. 23 yaşına kadar İstanbul'da gördüğüm 10 rüyanın 9'u Bayburt rüyası. Ne güzel işte. Yani, işte bu rüyası. Ya diyorum ki, babama soruyorum, anneme soruyorum, işte o hayal meğer bir çeşmeden su içeceğim işte. Nenemin bana ekmek arasında yağ sürmesi, nenemin ilk defa balı açıp bize verilmesi. Şimdi 23 yaşına kadar diyorum ki acaba o evler hali duruyor mu? Acaba hal o sokak öyle mi? Acaba o ev hali öyle mi? 23 yaşında askere gitmek için o yani hayalimdeki yerleri en azından bir görmek için gittiğimde tabii biraz yıkık dökük evler artık yıkılmış, terk edilmiş. Orada bir şok açıkçası yaşamıştım yani. Yani en azından bu etkiden uzunca yıllar ben açıkçası kurtulamadım. Halen de o rüyaların biraz sayıları biraz azaldı ama yine hale şu anda bile Bayburt rüyası sık sık görüyorum yani. Ya sıra gelmişken söyledim. Evet. Ben bütün rüyalarım Bayburt'ta geçiyor. Evet, evet. Eyfel Kulesi'ni bile görsem Bayburt'ta görüyorum. Hayır, şöyle yok. Bayburt'ta deniz var, Bayburt'ta kocaman dağlar var. Eyfel Kulesi Bayburt'ta, işte Versailles Sarayı'nı Bayburt'ta görüyorum. Bütün rüyalarım Bayburt'ta. Yemin olur. Beş. Çok bombalanmak yok mu abi? Valla bilmiyorum. Ya. Allah bomba. Ben buraya girme. Şey, tam üstüne gitti. Ben kendime bütün rüyalar orada görünüyor. Müsaadeniz kendime söz veriyorum. Evet. Şimdi dün akşam ilk kez tanıştığım Bayburtlu beyefendi abilerimle oturma şansı buldum. O kadar güzel şeyler anlattılar ki ağladım, tutamadım kendimi. Evet, mendil verdim bir arasında. Ve yani Bayburt'un aslında ya yani bunları düşündüğümüzde bu teknik tartışmalar hiç de anlamlı gelmiyor. Arkadaşımın söyledikleri o kadar değerli ki. Ya bu bir fotoğrafı bakın, bu anılarından bir tanesini yazsa bile ya bizim o tartıştığımız teknik şöyle mi olsun, şu fotoğraf hiç önemi kalmıyor orada. Zaten yapmak istediğimizde aslında bu. Babaannem öyle şeyler anlatıyor ki bana ve şey diyorum, böyle hayıflanıyorum. Yani bunları birisinin yazması lazımdı. Birisinin bunları anlatması lazım. Bunlar yok olacak. Yok olacak. Yani bir toplum düşünün. Bir lafa geldiğinde milliyetçiyiz, lafa geldiğinde şuyuz buyuz ama aslında hiç de değiliz. Çünkü belleğini, geçmişini, düşüncelerini kaybeden bir toplum her şeyini kaybeder. Yani bizler aklı başında insanlar olarak hayatın, siyasetin neresinde durursak duralım, ortak paydamız insan, ortak paydamız Bayburt, ortak paydamız memleketimiz için iyi şeyler yapmak. Dolayısıyla böyle düşündüğümüzde evet, ben de, beni de çok gerçekten çok heyecanlandırıyor. Çünkü birkaç yazı geldi mesela. Okuduğumda bayıldım yani. O kadar güzel şeyler yazmış ki insanlar. Ve bunun bu anlamda da ya edebi metnini bir yana bırakalım. Belge olarak. Ya düşünün, bir Yeniçeri'nin, Anadolu'dan gelen bir Yeniçeri'nin ya da bir Osmanlı Selçuklu'nun ilk deniz gördüğündeki duygusunu bilmiyoruz hiçbirimiz. Yani o an ne düşündü denizi gördüğünde, ne hissetti? Ya da işte Süleymaniye bittiğinde o duvar işçisi ya işte bitti, of kurtulduk mu dedi, ne dedi bilmiyoruz. Ya da işte Sinan gelip of bitti, sonunda bitirdim karşısına geçip seyrettiğinde hislerine neydi bilmiyoruz. İnsanın bu çok eksik. Bayburt'ta da bu çok eksik yani. En azından bizler bugün işte ne düşünüyoruz, nasıl hissediyoruz, başkaları, farklı sosyal kesimden insanlar, gazeteciler, şairler var içimizde, köyden insanlar var, genç insanlar var. Ya bunların düşündüklerini fotoğraflar üzerinden, hani fotoğrafın olması şey, hani neye bakıp söyleyecek, o çok zorlayabiliriz. Öbür türlü yani ne yazsam falan bir sürü şey oluyor ama fotoğraflar en azından işi biraz kolaylaştırıyor. Evet, 40 fotoğraf var, çok farklı içerikte. Ya bu demektir ki... Tarafında bu zaten, fotoğraf evet. Üzerinden... Evet. Bu arada iki tane özür dilerim abi. İki gündem maddemiz oluştu. Birincisi projenin ismi çok önemli. İkincisi bitiş tarihi. Gündemle birlikte de öneri beraberinde geldi. Dede Korkut'a yani önümüzdeki Mayıs'ta sonra falan yetiştirelim. Yani. İşin, siz buyurun abi. İşin özü olarak ben şöyle algılıyorum ki yani geç de kalmış olsak bile yani bir Bayburt'a bir görsel ve şeysel bir hafıza kazandırmak. Kesinlikle. Ya bir hafıza ya almak Bayburt'a. En azından bundan sonrası için. Burada başlangıç
Evet, yani en azından başlangıcı ve geç bile kalınmış olsun. Çok önemli bir konu daha gelecek. Aslında hafıza kazandı. Grafik düzenlemesi için çok önemli kısmı herhalde büyük. Çünkü hep fotoğraflar, yani birinci sınıf fotoğraflar, kitap da birinci sınıf olacak ama grafik düzenlemek de çok acayip zaman alacak. Bizim bazı arkadaşlara biraz iş düşecek galiba. Sende de var tabii. Evet, evet. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Evet. Benim söylemek istediğim, dikkatimi çeken şu ana kadarki dinlediklerimde fotoğraf olması insanlara biraz da düşüncelerini, ne yazmak istediklerini yönlendirme olmuyor. Yani resimlere bakınca insanlar sokakları görecekler, evleri görecekler, binaları görecekler filan. O insan o resimlere bakarak, memleketteki sosyal ekonomik durumun kötülüğünü yazamaz. Veya eğitim seviyesinin kötülüğünü o resime bakarak yazamaz. Resimler insanları biraz yönlendirmiş olmuyor mu? Onu başka bir şekilde bu resme bak ama şu 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 konularda da yaz gibi bir şey biraz daha açılabilir mi? Ömer ama o resimde söylediklerim orada var. Örneğin o eğitim durumuna sana İlham verecek fotoğraflar da var. Oysa Bayburt'un güzelliklerini almamış. Sonuçta evet. Bakacağımız şey resim ya. Önce bir fotoğrafları bir bakmanı evet, önce. Bir resimleri görmeden var. Konuşuyorum tabii de. Yani sosyal konuları da şey yapacak yani. Düşündüğü şeye uygun resim de bulabilir. Öyle de gidebilirsin. Yani. Ben şunu yazmak istiyorum. Bana uygun resim var mı diye de gidebilirsin ve bulursun. Çünkü yani. Herkesin ilgi alanı, yaralı olduğu, dertli olduğu, yazmak istediği başka bir konular vardır. Ayrıca yönlendirsin daha iyi. Yani işte, yönlendirelim. İlham verir. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Normal konulardan çok yararlı olduğumuz konular daha fazla zaten. Hayır işte Bayburt'un kültürel yapısına veya kültürel yapısına dair düşüncelerden vardır. Paylaşın. Yani en azından köşe yazılarımızın içine koyun diye bir şey. Evet, ama mesela o fotoğrafları görmedin zannedersen. Görmedim. Daha şeyinden mal pazarından. Ahmet Sağlam'dan az önce söyledi ki, siz dedi çok metinçiyorsunuz Bayburt'a. Sosyal yönlerine her türlü görsellik aynı zamanda ortaya konuşuyor. Bir yönlendirme olduğu kadar ilham verici bir şey de olur. Fotoğraf görsellik çok önemlidir. Yani yazıya yönlendirmek için önce bir gözlem çok önemli değil mi? Bir başka şey de bu yazılanlar konularına göre tasnif edilip ayrı ayrı mı yayınlanacak kitaplar? Bir sıralamaya mı sokulacak işte? Konu başlığı şudur, altında yazılar. Konu başlığı şudur, altında yazılar gibi mi? Bu işin elde materyal toplandıktan sonra işte de grafik çözümlemesi yapılacaktı. O bir seçim de olacak yani ister istemez yani öyle bir. Yani herkesine göndermişse koyalım diye bir şey de herhalde olmaz yani. Bir seçimde mutlaka yapılacak. Diyelim ki çok yazı geldi. Veya bir fotoğrafın altına çok sayıda yazı geldi. Ne yapacaksın yani hepsini bile mi denkleştirmek için. Ben hepsini koyacağız diye düşünüyorum. İnsanlar benim yazım şu, niye yayınlanmadı? Bir tane yazı geldiği zaman, öbürüne hiç gelmediği zaman veya az geldiği zaman nasıl dengeleyecek? Şöyle yapacağız onu. Şimdi kitabımızın kapağı bu diyelim. Sırtı bu. Açtık. İlk sayfada güzel böyle metinler var. Metinleri yazdık, ön sözünü yazdık falan. Sonra işte gerek tasarımlardan sonra birinci fotoğraf geldi diyelim. Fotoğrafları seçerken de büyük olasılıkla kronolojik yol izleyeceğiz. En doğru olan, evet en eskiden yeniye doğru. Birinci fotoğrafı çift sayfa açtık. İkinci sayfada fotoğrafın küçük bir şeyi, ondan sonra başlıyoruz. Kimle yazmış o fotoğrafa? Sınır hiç şey yapmadan yazıyoruz, çeviriyoruz, yazılar. Sonra o fotoğrafa daha yazılanlar bitti mi? İkinci fotoğraf geliyor. Fotoğraf çift sayfa açıldı. Ondan sonra bir yine tekrar küçüğü böyle onun üzerine yazılıyor gidiyor. Yani kabaca bu kronolojik şey sıra bu. Hocam kabaca. Ya orada yapamayız. Yok. Yapmayacağız. Ha bakın söylediğim gibi biz edebi bir şey yapıyor olsak evet yani o da çok tartışılır. Kime göre edebi bir şey, kime göre iyi, kime göre kötü. Bu biraz tepe üstten de bir bakış. Yani çok elit bir bakış. Ben çok tasvip etmediğim bir bakış.
biz edebi bir şey yapmadığımız için, biz belgesel bir şey yaptığımız için, yani hiç hayatında ilk kez belki yazı yazan birisinin bir şey yazıyor olması bile insanlığa bir belge. Bu adam bu köyde yaşıyor, böyle düşünüyor. Zaten kitabın arkasında da şu olacak. Bütün katılımcıların fotoğraflarını çekeceğim ben, özgeçmişleri olacak. Orada en azından meslek grupları, sosyal grupları falan da ortaya çıkmış olacak. Metin editten geçmeyecek mi? Metin ancak ve ancak imla olarak şeyden geçecek. Bir de projeye katkısı yönünden de irdelenmeli. Yani özür dilerim, kenara bir şey yazmışsa fotoğrafın altına illa gönderildi diye kaydetmek yolu mu olmaz? O ortaya çıkar yani. Evet. Edebi anlamda elbette eleştirilmeyecek. O tabii, o. Haklısın. Eyvallah. Böyle, ben değil mi? Böyle şeyler gelmiyor aklıma. Projeye katkı sağlamayan bir materyalde kullanmamak lazım. Bir de bir şey önermek istiyorum ben. Şimdi konuşurken aklıma geldi. Yani fotoğrafın altına fotoğrafa da yorum yapılabilir mi? Ya o fotoğraf getirmiş. Elinde de çok güzel bir fotoğraf var. O fotoğrafın imajını veyahut da vermek istediğini. Abi katkı sunuyorsa aslında. Katkı sunuyorsa ne kadar güzel olur. Küçük bir fotoğrafla. Senin tek artına kurulabilir. Çok hoş gireyen bir mezar fotoğrafı var. Mesela o fotoğrafın 30 yıl önce çekilmiş. Evet. Bugünkünü çekmiş ve o konuda bir yazı yazmış. Ben şimdi gideceğim mesela Tavibanga ya da diyelim Korkut olarak. Orada bir yazacağım. Bunun elinde çok harika fotoğraflar. Şimdi şöyle olur ama bak burada ince bir risk var. İnce risk. Ya bunu görmezsek eğer nedir o? Çok zor. Şu. Eğer biz hani yapılabilir. Hiç itirazım yok. Yani bir fotoğrafa bakar birisi. Bu fotoğraf bana bunu çağrıştı. İşte bunun çekildiği yıl bu ama asıl bugün bu hale geldi. İşte benim öngörmeksinde şu. Bu bizi şeye götürür. Yani bir hayır, ben o anlamda şöyle karıştırabilir kafamızı. Kafamızı karıştır. Bizim söylemek istediğimiz net ya, yani basit. Basit hani de basit olan aslında çok değerli olandır ya aynı zamanda. Bakacak herhangi birisi. Doktor, mühendis, okumuş, okumamış, sıradan kahvedeki vatandaş, işçi, işsiz, Bayburtlu bakacak bir fotoğrafa. O an ona dair ne hissediyorsa aslında biz Bayburt'un bugün toplamsal anlamda düşünsel tarihini, düşünce biçimini, bu çağda nasıl düşündüğünü biraz böyle küçük böyle bir belge ve kanıt olarak alıp insanlığın bir yerinde bir yere koyacağız. Yani Galile tek başına dünyanın döndüğünü söylemiş. Evet demiş ya, beni asacaklar biliyorum ama ben bunu söyleyeyim bu insanlığa kalsın, bir deneme olarak kalsın. Bizimki de küçük bir deneme, küçük bir proje, küçük bir adım olarak Bayburt'ta bu çağda. Peki, bu meslek bulunan insanlar böyle düşünüyor. Halkayı nasıl genişleteceğiz şimdi biz? İkinci projede. Hayır, bunda. Şimdi biz şöyle ukaralık yapayım yani, düşünce seçkini gibi davranıyoruz şimdi burada. Şimdi biz diyelim bir avuç insan. Halbuki buraya belki 100-150 kişinin katkıda bulunması lazım. Belki daha fazla. Asıl onlara ulaşalım belki. Tamam, zaten onlara öneri geldi. Suat'tan geldi. Değil mi? Nasıl biz yapalım? Bu katılımcıları arttırmak için neler yapabiliriz? Neler yaptınız? Böyle bir sorgulaması oldu. Evet. Yani ben şu an 53 kişiyiz. Projede 53 kişi. Bundan hadi diyelim ki 10 tanesi destek olsun diye projeye katıldı. 40 tane insanın, ya 45-50 tane insanın yazı yazıyor olması, 40 fotoğraf birer tane yazsalar, 4x460 çok ciddi bir rakam. Tabii. Tamam. Çünkü hani şey yapmıyoruz bir de, hani hakikaten böyle birebir dokümanter çıkarsak bir şirket gibi çalışıp o zaman bütün Bayburtluları tek tek dolaşıp anket yapmamız lazım. Ama biz böyle bir şey de yapmıyoruz. Bu işin hani bir de kültürel bir faaliyet de, bu sanatsal da bir faaliyet. Tadında ilgilenen yazsın. Evet, ilgi duyan yazsın. Ama evet. 10 kişi, 8 kişi olmayalım benim söylemek istediğim. Olmayalım tabii. Yani dediğim gibi var pozisyonda haberini yaptık. Tekrar haberini yaparız. Toplantı haberini, toplantıyla birlikte duyururuz. Tekrar yapalım Bayburt Postası'nda. Siz Mehmet Bey Bayburt gündemde yapsın haberini. Biz tekrar duyuralım. Katılmak isteyen gerçekten katılsın. Yani çok popüliste yaklaşıp hani ya işte der yerde asılım afişler çok duyurulsun bilmem ne. Ve hani riski var bütün bunların. Yine ben işte beyefendiye mail göndereceğim. O da derneklere falan assın, duyursun, katılmak isteyenler olabilir. Dolayısıyla hani 50 kişi, 60 kişiyle yaparsak bunu
Şahane bir şey olur. Şahane olur. Düşün, bir kitabı bir kişi yazıyor yani. 160 kişinin kitabını yazıyor. Evet, güzel. Şimdi şu yorumlar konusuna tekrar dönüldü. Fotoğraflar üzerindeki yorumların niteliği konusunda. Sanırım az önce tekrar Alkemal Hocam değindi. Ama önce Engin şey söylemişti. Yani bu fotoğrafın altına herhangi bir insan içinden geçen duyguları iletsin de, yani ne olursa olsun, ya yeter ki bir şey söylesin, tarihe geçsin bir not olarak. Böyle bir düşünceden şimdi konuyu aşmasına dönüştü. Böyle mi olacak? Hayır, ben konuyla ilgisiz yazılar olmasın. Olmasın dedi. Bunun dışında elbette o fotoğrafa bakmış, kendi görüşünü yazmış. O görüşün o fotoğrafa kattığı bir şeyler varsa elbette kalmalı. Ben şeye inanıyorum, ona bakarak bağışlar. Bir düşünce eğer bir görselle yol almışsa mutlaka onunla bir ilişkisi vardır. Değil mi yani? Kopmaz. Tabii muhakkak. Yemek tarifi bile yapsa, bir dağ başından bir yemek tarifi bile yapsa. Karnım mı acıktı? Devam ediyoruz. İkinci şey, çalışmada, yorumda bulunan insanlardan Bayburtlu olması mı aranacak? Yoksa? Hayır, Bayburt'ta ilgisi olması gerekiyor sadece. Yani Bayburt'ta 3 ay kalmış olabilir en az. 1 sene, 10 sene yaşamıştır. Herhalde Bayburt'u bilmesi gerekiyor. Biraz da ben doğal olarak, yani çünkü bir özneye Bayburt'ta dair, özne Bayburt'u ya sonuçta. Çok seviyorum yani. Bunu inşallah. Belçika'da da çekilmiş bir fotoğrafın altında ne yazıyor? Fotoğrafı bana bir yazıyı yapar. Hayır, Mehmet Bey, ne görüyorsanız onu yaparsın. Yani ya da ne çalıştırıyorsun? Dizayn et, çekimdeki hataları, kusurları görürsünüz. Ne bileyim. Ama konumuz o değil. O da olabilir. O da olabilir. Yani niye şimdi size, şimdi benim kafam karıştı burada. Konu Bayburt 1. Bayburt üzerinden bir şey yapıyoruz. 2. Yani İlya Ehrenburg Paris'in küçük bir kasabasından bütün insanlığa romanlar yazdı. Yani dolayısıyla biz de Bayburt'tan yazabilmesi için, yani hislerini ortaya koyabilmesi için biraz Bayburt'la bağ olması lazım. Doğması, büyümesi, yaşaması, tozunu, havasını soluması lazım. Ben Belçika'ya dair bir fotoğrafa baktığımda yazdıklarım uydurma olur. Sadece teknik bir şey olur. Evet. Işık şöyle olur. Bunun bir anlamı yok. Çünkü Belçika'nın sokaklarında gezip nasıl kokuyor duymadım. Ya, ama biz ne diyoruz? Bayburt'ta yaşayan, onun havasını solumuş, koklamış, hissetmiş, insanına dokunmuş, değmiş. Biraz böyle Bayburt'u bilen. Ya evet, aynen yani. Dolayısıyla da evet, Bayburtlular, Bayburtlu bir şekilde değmesi lazım. Netleşti. Öğrenmek istedim. Yeniden bir bari sanatçı gözüne bakıp yapar. Hafız Zahir fotoğrafı değil. Kenan Bey bir şey söyledi. Her fotoğrafın altına bir şiir yazılabilir. Bir fotoğrafın altına aynı kişinin 3 şiir yazması falan. Bir şiir yazsın en azından. Baki Bey sana söyledi. Yani Baki olayla anlatıyor. Bir dakika, o güzel ya. Baştan söylemiyor da Baki Bey her fotoğrafa bir şey yazıyor diyor da. Baki Bey adamsın sen var ya. Allah'ın emri bir tane. O da. Üç yazı. Velut, Gülbit. Kenan ismi zikredilmiş de önce ben bu mahrem toplantıya Kenan abinin ufak olduğunu duydum. Selam verim ona dedim. Yedinli çağırıyorum. Estağfurullah ya. Açık selamını almamış olalım. Ben sadece Kenan abi almış. Engin Bey zannederim. Evet. Engin Bey'in bu 40 fotoğraf üzerine yazılar. Önce bu Facebook'ta başlattığı şeyi o günden beri yani takip aşina ya bu şeye. Bu gün benim aklımda bir şey yoksunuz. Önce bu tarafı sunmuş derken proje olarak tamam biz yazışıyoruz. Bayburt konusunda yazılmış birçok kitap var, birçok dergi var. İşte Bayburt'un evliyaları, Bayburt'un fıkraları, Bayburt'un isimleri, Bayburt'un dışmış yani. Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm. Bunu da bu fırsatı bulmuş ya, söylemiş olur. Pandemide evlenmiş ama. Şimdi Bayburt'un folkloru, böyle kültür, coğrafi olarak belli bir tarihten, ulaşılabilmiş tarihten. Yani elimizde o Bayburt'ta elimizin paylaşıp çok beğendiği tarihi resimler var mı? Onların en eskisinden yola çıkarak bugüne kadar, yani en son çekilmiş resme kadar bir böyle bir akış içerisinde
Ama buna katkı verebilecek mesela bizim işte fotoğraf sanatçılarımız var, ressamlarımız var, folklor adamlarımız var, yaşayan değerlerimiz var. Yani bütün bunların da katkısıyla herkesin kendi branşında o şeyle böyle Bayburt'un bir tarihi seyri gibi. Yani kültür aktarımı. O günden bugüne kadar olan kültürün bütün halinde aktarımı gibi bir eser oldu. Öyle bir merak doğdu zaten. Şimdi mesela bazı arkadaşlar Bayburt'un eski resimleri, siyah beyaz resimlerini şey, arşivliyorlar yani. Var. Uğraşanlar var yani. Bayağı. Şey mi var? Senin dediğin konuşsun. Öyle bir karar verdi. Ben bunu düşünmüştüm, ifade ettim. Dedik ki bu sene ki bu Türk fotoğraf üzerine yazalım. Böyle gitsin. Eğer tutarsa seneye de başka konuları yapayım. Mesela sen yani dediğin bu yani ben dedim ki bu Türk fotoğraf üzerinden de bu var. Yani çok bu elde. 40 fotoğraf üzerinde mihribanlar ne zaman toplanacak? Sen onu anlat bize. Önce mihribanları bir toparla. Fotoğrafları görmemiz lazım. Yani burada oradaki fotoğrafları alıp da şiirlerde kullanmak yok. Her şey. Telif hakkını al. Tamam. Bu konuda söz istiyorum. Tabii söz almadan önce. Evet, biz Baki Bey'le aslında şeyden tanışıyoruz. Zaman zaman yazıştık, zaman zaman çatıştık. Çatışma da geliştirici bir şey. Ben sizin projede olduğunuzu biliyorum. Yani biliyorum, projedesiniz sanırım. Çünkü yazılarınızı, şeylerinizi falan okuyorum, çok beğeniyorum. Kısmen katılmadığım yerler olsa da düşünce anlamda ama nitelik olarak çok değerli. Bence bu projede olun. Çünkü biz yani şairlerimizin de ne düşündüğünü belgelemek anlamında çok değerli. Evet, projede var zannederim. Var projede var. Canım. Arkadaşlar bu eski fotoğraflarla ilgili şimdi parantez açıyorum. Bu konuyla ilgisi yok. 29 tane fotoğraf. Bazılarını görmüş olabilirsiniz. 1923'ten 1969 tarihine kadar evet. Çekilmiş. Gördünüz mü? Ya hem de çok ince. Evet. O yazıyı da çok iyi okudum. Sağ olun. Sağ olun. 29 tane fotoğraf var. İlki 1923'te çekilmiş. Sonuncu 1969'da. Bayburt postasında ama. Evet. Gördün mü onları? Lütfen Bayburt Rönesansı diye girin. Evet. Bakın. Çok güzel. O fotoğraflara bakın. Bayburt Rönesansı. Evet. Ama o yazıyı 3 bölümde yazacak. Evet. Satmak istiyorum. Benim yaşım 70. Emin misin? Şimdi hocam bir şey sorayım. O zaman buyurun tabii. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Bu Bayburt özlemini dışarıda yaşayan kişiler çekiyorlar. Tamam işte bu fotoğraflar çekildiği zaman Bayburt'taki kişiye götürüsü ne olacak, getirisi ne olacak? Bunu da esas oradakiler orada kalkıyor. Toparlayacağız. Kalktınız mı? Kalkıyor musunuz? Çok özür dilerim. Tüm özür dilerim. Bay yiyecekler. Şöyle yapalım mı? Kalkmıyoruz. Kalkmıyoruz. Şeyimiz var. Ali Kemal Bey ikramda bulunuyor. Bahçe mahsulü. Tamam. O şey. Ne bir aşağı tabağa tabağa koysaydık bari. Ben bilmem işte bir aşağıdan tavuğun ayvayla elma. Şimdi beyefendi abi çok yani ilaç ilaç yok böyle organik. Elinizle bile temizleyip yiyebilirsiniz. Olarak başka işten bulunur. Şöyle çam sakızı çoban armağanı he hocam. Tamam toparlayacağız o zaman. Şimdi toparlıyoruz. İşte, tamamlayın isterseniz. Bayburt diye yani dışarıdaki yaşayan kişilere değil yani. Evet, Bayburt diye. Tamam, sessizlikten sonra ne düşünüyorum o konuda söyleyeyim. Onlar dinliyor. Evet, ben dinliyorum hocam. Şimdi bu kitap olacak biliyorsunuz. Eğer bu kitap düşlediğiniz anlamda yayın evlerinde satılırsa ve bir gelir olursa bu gelir öncelikle zaten bu ticari amacı olmayan bir proje olduğu için bu gelir tamamen Bayburt'taki kültür ve sanat derneklerine yani profesyonel amaç gütmeyen derneklere bağışlanacak. Hiç bunlar olmasa bile
bunun manevi bir katkısı olacak. Sonuçta biz Bayburt'u ve Bayburtlu insanlarımızı işte bu ülkeye eğer olanağımız el verirse, çok çalışırsak belki bütün dünyaya seslerini duyurabiliriz. Söz almak istiyorum. Buyurun. Kitaptan sonra eğer bir gelir kaldı olursa, mı eğer bir gelir olursa çok güzel bunlar büyük basılabilir. 70-100 bir sergi olabilir. 70-100 basılır. Bence de. Şeyi çıktıktan sonra, kitap çıktıktan sonra sergi haline dönüşebilir. Evet, o zaman anlaşılan şey şöyle diyeyim. Söz almak isteyen var mı? Tekrar eklemek istediği, ben eklemek istiyorum, fikrim var diyen, katkım var diyen var mı? O zaman toparlayayım. Toparlarsak evet, bir projenin bir an önce bitirilmesi, çünkü kaldıkça bir yandan fermante olurken ama bir yandan da ekşimeye başladığını görüşü geldi. İsminin çok önemli olduğu görüşü geldi. Bunlar gündem maddelerimiz. Bunları özetleyeceğim, ben paylaşacağım. Evet, 40 fotoğraf herkes her şeyi yazabilir ama gerçekten o fotoğrafla, Bayburt'la hiç de alakası olmayan, yani tırnak içinde söylüyorum, lay lay lom yazılmış şeyler, evet, elenecek. Müdahale edilmeyecek, ancak imla yazım kurallarını ancak sadece ve sadece ona anlam bozmayacak şekilde müdahale edeceğiz. Evet, bu projenin insanların nasıl düşündüğünü, ne düşündüğünü anlatması anlamında da böyle değerli bir belgesel, dokümanter yanı var. Hayırlı. Evet, toplantımızı böylelikle bitirmiş olduk. Bitirdik ki size olan hocayı şey katacağız projeye, önereceğiz. Benim ne oldu? Hayvan burada, burada. Hayvan çaldılar mı dediğimi? Vallahi temizlediğini başkasına atıyor. Şey, Bayburt, sizi herkes, siz ya da herkes şey 40 fotoğraf, Bayburt 40 fotoğraf üzerine yazılar. Facebook'a girerseniz sayfa var. Size eklesin şey. Ben sizi şimdi eklerim.